İncelemesi söylediğimiz gibi sayılabilen verilerle yapılan MSC uygulamalarından bir tanesi. Sayılabilirse eğer bizim ölçüm ekipmanımızdan elde ettiğimiz veri, onunla ilgili yapacağımız ölçüm sistemi yeterlik analizi nicel MSE olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Bu sayılabilir veriler, boyut verileri olabilir, sıcaklık verileri olabilir, yüzey pürüzlük verileri olabilir, metal ya da kauçuk ya da plastik malzemelerin sertlik değerleri olabilir. Yani aklınıza gelen her türlü sayılabilir veri varsa eğer ortamda ölçüm ekipmanından elde ettiğiniz bu ölçüm ekipmanının kullanıcılarıyla olan uyumunun analiz edilmesi için Nicel MSA uygulanıyor arkadaşlar. Metotlara geldiğimizde en zayıf olan metot aralık metodu. Hatta sektörde en az bilinen metot da diyebiliriz arkadaşlar buna. Aralık metoduna. Çok kısa İki iki kişiyle yapılabiliyor. Parça sayısı çok az sınırlı olabiliyor. Diğer metotlara göre önemli avantajları var. Ancak sonuç olarak yalnızca ölçüm sisteminin varyasyonunu, genel durumunu bize bilgi veriyor. İkinci metot ortalama aralık metodu. Aralık metoduna ilave olarak parçalındaki varyasyon, cihazdan kaynaklı değişkenlik ve ölçüm operatörlerinden kaynaklı değişkenliği de aynı zamanda veriyor arkadaşlar. Ortalama aralık metodu. En yaygın kullanılanlardan biridir diyebiliriz. Üçüncü metot ise ANOVA metodu. Varyans, varyansların analizi olarak kısaltılıyor arkadaşlar. ANOVA metodu. Bu da ortalama aralık ve aralık metoduna ilave olarak toplam varyasyonla beraber operatör ve operatör parça etkileşimlerinin sonuçlarını veriyor biraz daha detaylı analiz diyebiliriz ANAVA metodu diğer metotlara göre. Ortalama aralık metoduna aslında bazı işletmelerde ya da bazı ülkelerden müşterisi alma müşterisi olan ülkeler firmalar varsa arkadaşlar ortalama aralık metoduna type 2 olarak da duymuş olabilirsiniz. Aynı şey her ikisi de. Bizim geçen haftaki sunumlardan bir sayfamız vardı. Ölçüm sonucundan beklentimiz arkadaşlar hatırlarsanız. Farklı bir formatta onu aktarmıştım. Bizim bir ölçüm sonucundan beklentimiz aslında doğruluk yani hedefe yakınlık ve kesinlik. Yayılım, yayınımın ne kadar küçük olursa kesinliğin de o kadar yüksek olduğunu söylemiştik geçen hafta itibariyle. Bu slaytta şunu gösteriyoruz arkadaşlar. Bizim bir ölçüm ekipmanından aslında beklentimiz hem doğruluk olarak yüksek, hedefte sonuçlar, hem de kesinlik olarak yüksek. Yani elde ettiğimiz tekrarlı sonuçlardan elde ettiğimiz veriler birbirine çok yakın olması demek. Yani buraya bakıldığında aslında şuradaki resim arkadaşlar, bizim bir ölçüm ekipmanından analizinden beklentimiz var. Yani hem ölçüm sonuçları hedefte, hem de ölçüm sonuçları birbirine çok yakın, yayılımı oldukça düşük. Bakın şuradaki örneğe bakalım. Tekrarlı elde edilen sonuçlardan sonuçların birbirleri arasındaki mesafeler çok uzak. Yani yayılım yüksek. Yani kesinlik iyi değil, kötü. Doğruluk açısından da değerlendirdiğimizde hiçbiri hedefte değil, yeşil noktada değil. O açıdan da bizim için 3 numaralı şu 4 numaralı görüntü aslında talep ettiğimiz ya da arzu ettiğimiz bir görüntü değil. Buraya bakıldığında bir ölçüm sistemi sonucunda iki tane talebimiz oluyor arkadaşlar. Bir tanesi hedefte veriler, bir tanesi de yayılımı düşük veriler. Onların her ikisini gösteren değer bir nolu örnek diyebiliriz arkadaşlar. Hem kesinlik olarak yüksek hem de doğruluk olarak yüksek örneğini göstermektedir. MSI'yi de yapma maksadımız aslında arkadaşlar ölçüm ekipmanımız buradaki beklentimizi ne kadar karşılıyor? Ya da karşılama oranı, mı, oranı nedir? Kabul değerinde midir değil midir? Şeklinde bir sonuç elde etmek aslında. Şimdi nitelemesi metotlarından kısaca bahsedeceğiz. Bunlardan bir tanesi aralık metodu dedik ki en zayıf metot olduğunu söylemiştik. Yalnızca ölçüm sisteminin yeterlilik sonuç değerini verir bize. Başka hiçbir analiz değeri vermez. Örneğin sonuç olumlu değil yani başarısız ama biz neyi iyileştireceğiz onu bu aralık metodunda anlayamayız ve göremeyiz sonuçlarda. İkinci metot aralık ortalama aralık metodu idi. Ortalama Aralık metodu arkadaşlar en çok kullanılan dedik ve bize cihazdan kaynaklı varyasyon, ölçüm ekipmanından kaynaklı, ölçüm cihazından, ölçümciden kaynaklı varyasyon, cihazdan kaynaklı varyasyon, ölçüm sisteminin genel varyasyonu ve NDC diye tanımladığımız ayrıklık kategori indisi ile indisiyle ilgili sonuç veriyor. Buradaki sonuçları analiz ettiğimizde aslında. Sonuçlar eğer beklediğimiz seviyede değil ise yani prosesimizdeki farklılığı ortaya çıkartamayacaksa biz bunlarla alakalı bir şeyler yapacağız. İşte ortalama aralık metodu neler yapacağımızı, nelere kanalize olacağımızla ilgili bazı mesajlar veriyor bize. Üçüncü metot olan ANOVA metodu ise tamamen bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki etkileşim sonuçlarını veriyor arkadaşlar. Ortalama aralık metodu ile ANOVA metodun arasındaki sonuçlar çok uzak değil. Oldukça yakın değerler olduğu için sektörde eğer müşteriler aksini belirtmediği müddetçe şirketler genelde ortalama aralık metodunu kullandıklarını tanık olduk. Bununla ilgili e, yine karar müşteri tarafından arkadaşlar veriliyor. Müşteri hangi metodu isterse sizden talep ettiyse bir otomatik zincirindeyseniz eğer müşterinin talep ettiği nicel MSE metodunu kullanmanız gerekiyor. Evet, birinci metot aralık metodu dedik. En basit metotlardan bir tanesidir dedik. Ekranda gözüktüğü gibi arkadaşlar, iki tane formül var. Bu iki formül de aslında başka ölçüm sistemi analizleri uygulamalarından tanıdık gelebilir size. Söylediğimiz gibi en zayıf metottur. Ölçüm sistemi nicel metotlar arasındaki en zayıf metottur. Ortalama bu aralık metodu ölçüm sisteminin sonucunu çok hızlı bir şekilde tahmin ediyor arkadaşlar. Ortaya çıkartıyor. Çünkü bakın gördüğünüz gibi iki tane formül var. Herhangi bir analiz yok çok fazla. Dolayısıyla sonuç çok hızlı elde edilebiliyor. Genel bir fotoğrafı gösteriyor bize. Şurası zayıf, burası güçlü anlamında değil. Sonuç şudur şeklinde bir sonuç ve fotoğraf veriyor. Tekrarlanabilirlik ve tekrar yapılabilirlikle ilgili hiçbir mesaj vermiyor. çünkü bunları değerlendirmiyor değerli arkadaşlar. Ancak ölçüm sisteminin değişip değişmediğini kontrol etmek için yoğun olarak kullanılıyor. Buradan şu mesajı çıkartıyor olabilirsiniz. Eğer müşteriler yine aksini belirtmediği müddetçe, diyelim ki şirketinizde ANOVA ya da ortalama aralık metoduyla yapılan MSI faaliyetleri var. X projesinde, proje biliyorsunuz projenin kontrol planındaki her tip ölçüm ekipmanına yapılıyordu bu ölçüm sistemi analizi bir periyot atlatıldı. Yani bir yıl geçti. Müşteri de yıllık olarak ölçüm sistemi analizlerine yenilemenizi size talep etmişti. Müşteri özel istekleri aşamasında. Ve metotta da bir sınırlama getirmedi ise ilk metodunuz ANOVA ya da ortalama metotsa ikinci yıl arkadaşlar hemen aralık metoduna geçmeniz inanılmaz derecede işlerinizi kolaylaştıracaktır. Çünkü aralık metodunda sonuçları çok hızlı göreceksiniz daha az operatörle, daha az parçayla yapıyor ya da uyguluyor olacaksınız. Sonuç olumsuzsa eğer, e sonucu iyileştirmek için tekrar ortalama aralık metoduna ya da ANOVA uyguluyorsanız ANOVA metoduna geçebilirsiniz. Bakın bir örnek yapalım. 5 tane parça 2 tane ölçümcü olduğunu varsayıyoruz. Aralık metodu dediğimiz en kısa metottu. 3 tane ya da 10 tane parça 3 tane ölçümcüyle genelde uğraşmayabilirsiniz. Genelde beş parça iki ölçümcüyle yapılması öneriliyor ki fark yaratsın diğerine göre. İki tane formülü var demiştik. Bakın bu örneğimizde ölçümcü bir A'ya biz parçaları, beş tane parçayı rastsal olarak verdiğimizi varsayıyoruz. Ve ölçümcü üç numaralı parçayı bir birim olarak ölçtü. İki 5 nolu parçayı 0.5 birim olarak ölçtü. 2 nolu parçayı verdik sonra karışık olarak 0.75 birim olarak ölçtü. 1 nolu parçayı verdik sonrasında 0.85 birim olarak değerlendirdi ve son olarak 4 nolu parça geldi. Ölçümcü A'nın eline ve 0.45 olarak parçayı ölçtü. Bitti bu kadar. Hemen ikinci ölçümcüye geçiyoruz. Yine karışık sırayla geçen hafta anlattığımız kriterlere ve detaylara sadık kalarak karışık sırayla ölçümcü B 5 tane parçayı ölçtü ve ekranda gördüğünüz gibi değerler elde edildi. Hesaplama bundan sonra başlıyor arkadaşlar. Hesaplama çok basit. Önce ölçümcülere göre her parça arasındaki farkı hesaplıyoruz. Mutlak fark oluşuyor arkadaşlar. Sonra bu farkların ortalama değerleri alınıp ve buradaki e, değerin ortalaması, tüm farkların ortalaması. Son olarak da ölçüm değerlerini yani toplam 10 tane ölçüm değeri var arkadaşlar burada. Şuradaki 10 tane ölçüm değerinin standart sapması hesaplanıyor. Excel'de bunları yapmak artık oldukça kolay. Artık iki tane formülü var demiştik. GRR formülü ve yüzde geç arar formülü. Burada verileri yerine koyduğumuzda test ettiğimiz değerleri değerli arkadaşlar. Bu arada D2 ile ilgili bilgi vereyim. D2 sabit bir değerdir. Bütün M.S.E. çalışmaların hemen hemen karşımıza çıkacaktır. Tablolardan elde edilir. Değerleri yerine koyduğumuzda, bakın arkadaşlar çok kısa bir şekilde biz ölçüm sisteminin sonucuyla alakalı değeri elde ediyoruz. Örneğin bu örnekte yani iki ölçümcü, 5 tane parçayla yapılan denemede arkadaşlar yüzde beşlik bir sonuç çıkmış. Bir sonraki slaytlarda bu kabul değerlerimizle ilgili bir şeyler söylüyor olacağız. Eğer bu değer kabul değerimizin sınırlarımız içerisinde değilse hemen ölçümcü sayısını ve parça sayısını arttırarak neleri iyileştireceğimizle alakalı noktaları bulmak için ortalama aralık ya da ANOVA metoduna geçebiliriz. Ama bu sonuç eğer bizim kabul değerimizde ise bakın belki de 10 dakikada bir MSA çalışmasını tamamlamış olduk ve sonucun olumlu olduğunu gördük. Dolayısıyla gidip daha uzun bir MSI çalışması müşteri aksini belirtmediği müddetçe yapmaya gerek yok arkadaşlar. Aralık metodu bu kadar basit ve bu kadar kolay diyebiliriz. Ortalama aralık metoduna gelelim. Type 2 diye adlandırdığını da belirtmiştik. Ortalama aralık metodu arkadaşlar bize aslında 4 tane temel veri sunuyor. Bunlardan bir tanesi bütün ölçüm cihazları aynı işi yapabilir mi diye belirlediğimiz EV diye adlandırdığımız ölçüm ekipmanı varyasyonunu gösteriyor. Bir diğeri bütün ölçümcülerin ölçüm yetenekleri birbirine benzer mi nin sonucunu veren AV diye adlandırdığımız ölçümcü varyasyonunu gösterir. Ölçüm sisteminin geneli proses varyasyonundan büyük mü küçük mü, prosesteki değişkenlikleri tespit etmek için yeterli mi değil mi'nin mesajını veren Geç arar değerini bize sunuyor. Son olarak da NDC diye tanımladığımız ölçüm işleminden elde edilen veri ne kadar iyi veya birbirine çakışmayan kaç grup veya kategoriye ayrılmışın cevabının gösterildiği ayrıklık kategorisi olarak da adlandırılan NDC değerini veriyor arkadaşlar. Bununla beraber parça varyasyonunu da aslında gösteriyor bizlere. Parça varyasyonunun bir limitleri var aslında. Ölçüm sistemi analizinde nicel metotlarla ortalama metodunda onunla ilgili bir bilgi veriyor olacak. Formülasyonlarına geldiğimizde karışık formüller görebiliriz. Bazıları katsayılar sabit tablolardan geldiğini görüyoruz. Bazıları standart formüller olduğunu görüyoruz. Ancak biliyorum ki artık şirketlerde bunlar bu uygulamalar manuel olarak yapılmıyor. En basit haliyle Excel formülleriyle beraber veriler girildikten sonra sonuçlar elde edilebiliyor. Dolayısıyla formüller üzerinde fazla durmayacağız. Bir ölçüm MSA çalışması yaptık ölçüm sistemi analizi. Ortalama aralık metodu kullandık ve buradan sonra acaba sonuçlar kabul mü değil mi diye karar vereceğiz. İşte bu noktada bizim kabul değerlerimiz arkadaşlar ortaya çıkıyor. Birincisi eğer ki yüzde geç arar değeri yüzde ondan küçük ise ölçüm sistemi kabul edilebilir anlamı taşıyor arkadaşlar. Başka bir ifadeyle bu ölçüm ekipmanı ve operatörler tarafından yapılan ölçüm hataları prosese etkili değil anlamı taşıyor. Proses üzerinde artık etkisi yok denilebilir. Eğer ki geç arar değeri %10'a eşit ve daha büyük, %10'dan küçük ise sarı kategori diye adlandırıyoruz. Burada şartlı kabul diye de söyleyebiliriz. Artık uygulamanın önemine, ölçüm cihazının maliyetine, tamir masraflarına ya da sürecin kritikliğine bağlı olarak bu ölçüm sistemi kabul edilebilir anlamı taşıyor. Eğer istersek iyileştirmeler yapabiliriz. Birazdan nereleri iyileştireceğimiz ile ilgili bir takım kurallar görüyor olacağız. Yok eğer ki çalışma sonunda elde edilen yüzde geç arar değeri yüzde eşit ya da o yüzde otuzdan büyük ise daha büyükse arkadaşlar ölçüm sisteminin bir geliştirme ihtiyacı var demektir. Yani varyasyon çok yüksektir. Prosesteki değişkenlikleri mevcut operatörler bu ölçüm ekipmanlarıyla tespit edemezler. sonuç çıkacaktır ve yüzde ölçüm sistemi analizi uygun değildir diyeceğiz. İkinci baktığımız nokta hatırlayalım NDC değeriydi. NDC değeri de 5'te büyük ve 5'ten daha büyük olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Bu noktada eğer NDC değeri 5'e eşit ve büyükse tespit o ölçüm ekipmanının ayrıklık kategorisi uygundur demektir arkadaşlar. Yani küçük farkları yakalayabiliyor anlamı taşıyor aslında bu. Parça üzerindeki küçük birbirine çok yakın olan sonuçları fark edilebiliyor bu ölçüm ekipmanıyla sonucu taşıyor. NDC değeri virgüllü bir değer çıkarsa bir üst tam sayıya yuvarlatmak şartıyla arkadaşlar değerlendiriliyor. Biraz evvel bir de parça varyasyonundan bahsettim sözlü olarak. Parça varyasyonu arkadaşlar her zaman geç arardan büyük olmasını bekleriz. Ki bir sonraki slaytlarda bununla ilgili kısa bir mesaj daha veriyor olacağım. Burada %99.9'a yakın olması demek parçalar yani ölçüm sistemi analizinin için ortalama aralık metodu için belirlediğimiz bu 10 adet parçanın nominale yakın olduğu ve normal dağılım eğrisi içerisinde kaldığını gösterir aslında. Eğer 90'ın altındaysa parçalar doğru seçilmemiştir mesajı verecektir ve proseste de çünkü bu parçalar proses standart prosesten alındığından dolayı amaha proseste de bir sorun olabilir. Mesajı almalıyız eğer parça varyasyonu %90'ın altında ise. Dedikten sonra özetle şunu söyleyebiliriz. Çalışmamızı tamamladıktan sonra yüzde geç arar değerine bakacağız. Yüzde 10'dan küçük olup olmadığını arayacağız. Daha sonra NDC değerine bakacağız. O da 5 ve daha büyük mü acaba ona bakıyor olacağız. Son olarak da parça varyasyonuna bakarak parça varyasyonunun yüzde 90'ın üstünde olduğunu görmek isteyeceğiz arkadaşlar. Peki sonuçlar böyle gelmeyebilir. Bazen farklı değerlerle karşılaşabiliriz. Yani kabul değerlerimizde olmayabilir bu durumda neleri değiştireceğiz Nerelere kanalize olacağız derseniz eğer arkadaşlar Bakacağımız iki tane nokta var Bunlardan bir tanesi EV'nin AV'den mi büyük olduğunu de, Olup olmadığını değerlendirmek yani eğer Ekipman varyasyonu Ölçümcü varyasyondan büyük ise Bu şu demek ekipmanda bir sorun var demek Ekipmandan kaynaklı değişkenliklerin daha fazla olduğu anlamı taşıyor. Dolayısıyla bizim kanalize olacağımız nokta ekipmandır arkadaşlar bu durumda. Yani ölçüm ekipmanının bakıma ihtiyacı olup olmadığını incelememiz gerekiyor. Ölçüm ekipmanında oynak yerler varsa, gevşek yerler varsa bunların sıkılması gerekiyor. Ölçüm ekipmanının kadra göstergelerinde, kadranında, sıkıntılar olabilir, kırık olabilir, yansıtıyor olabilir, operatör yanlış görüyor olabilir. Bunlarla alakalı bir şeyler var, olup olmadığını inceleyeceğiz. Yani sonuçta ölçüm ekipmanından kaynaklı bir şey vardır mesajı alacağız. EV'nin AV'den büyük olması durumunda ve kanalize olacağımız nokta öncelikli olarak ekipmandır arkadaşlar. Ekipman üzerinde iyileştirmeler yaptıktan sonra aynı parçalarla ve aynı operatörlerle bu işlemi tekrar edeceğiz. Yok, elde ettiğimiz değerlerden sonra baktık ki ölçümcü varyasyonun AV ekipman varyasyonundan daha büyük çıkmış. Yani ölçüm sonuçlarına ölçümcülerin olumsuz etkileri daha fazla anlamı taşıyor arkadaşlar bu. Bu durumda da kanalize olacağımız nokta operatörler. Ancak operatörlerin hangisiyle ilgili tamamıyla mı yoksa biriyle ilgili mi çalışma yapacağız dersek onu da grafiklerden analiz edeceğiz. Sonraki slaytlarda grafiklerle ilgili de bazı mesajlar veriyor olacağım. Burada vermek istediğim nokta bu çalışma sonunda eğer AV değeri EV değerinden büyük ise kanalize olacağımız yer arkadaşlar ölçümcülerdir, operatörlerdir diyeceğiz. Peki parça varyasyondan da bahsetmiştik. %90'dan büyük olmasını ararız demiştik. Eğer %90'dan büyük ve %95'ten küçük ise arkadaşlar o parçalar işlerken ki makinede kullanılan kalıp tutucu fikstürde bir şeyler var anlamı taşır. Oralara biraz kanalize olalım. 95 ile 99 arasında bir değer varsa parça varyasyonu makine ayarlarında bir sorun olabilir. Makine de tekrar setup yapmak gerekebilir. Gidip hemen o anda o süre o dakikada devam eden Proseste bir inceleme yapmamız gerekir. Proseste ciddi varyasyonlar var demektir arkadaşlar. Bu varyasyonların da kaynakları 90 ile 95 ise parçayı bağladığımız kalıp fikstür tutucular. 95 ile 99 arasında ise makine kaynaklı değişkenlikler var. Mesajını alıyor olmamız gerekiyor. Şimdi ortalama varlık metodunun adımlarına geçelim. Birincisi arkadaşlar Geçen hafta anlattım. Type 1 aşamasında uygun bir ölçüm ekipmanı seçilmeli. Uygunluktan kastımız öncelikle kalibrasyonu mutlaka olmuş olması gerekiyor. Ve Type 1 analizi olarak da yeterli bir ölçüm ekipmanı olmasını bekleriz. Birinci adım olarak. Ekipmanın uygun olması. Ekipmanda herhangi bir bozuk yer, kadrajında okuma hataları, veya işte arada bir gösteriyor, arada bir göstermiyor gibi bir hata karakteristiği. Gevşek olan yerleri, ses yapan yerleri cihazda bir defa olmamalı. Bundan emin olmalıyız. Bu birinci aşamaydı. İkinci aşama ortalama aralık metodu arkadaşlar genel olarak 10 parçayla yapılıyor. 10 parçayla yapmaya karar verdi isek eğer müşteri de aksini belirtmedi ise bu 10 tane parçayı prosesten yürüyen prosesten seçmeliyiz. Ortalama aralık metodunda seçtiğimiz 10 tane parça da ölçüm toleransının ya da teknik resim toleransının arkadaşlar içinde olmalı. Bir tanesi bile tolerans dışında olmamalı. Parçadan kaynaklanan bir şeyler bize mesaj vermesin. Ve olabiliyorsa eğer 10 tanesi de normal dağılım eğrisi şeklinde bir sonuç göstermeli. Yani alt toleransa da yakın olmalı, üst toleransa da yakın olmalı. En çoğu nominal değerde olmalı. Üçüncü adım olarak ölçümcüleri belirliyoruz. Ölçümcüler, geçen hafta özellikle belirttik arkadaşlar. Kesinlikle o ölçüm ekipmanını o proseste kullanılan kullanan ölçümcülerden ya da o operatörlerden seçilmelidir. Ve eğer müşteri aksini belirtmediği ise ortalama aralık metodunun 3 operatörle yapılmasını öneriyoruz. Ancak kural olarak 2, 3 ve 4 operatörle yapılabiliyor. Bu noktada şirketler serbestler. Müşteriden aksi bir durum gelmediyse. Ölçüm dördüncü adım ölçüm metodunu ölçümcülere çalışma öncesinde anlatmamız lazım. Seçtiğimiz operatörlere. Onların tamamının aynı metotla ölçüm yaptıklarından bir defa emin olmamız gerekiyor. Kendi metotlarıyla ölçüm yapmamalılar. Şirketin tanımlamış olduğu standart ölçme metoduyla ölçüm yaptıklarından yapabileceklerinden bu çalışma öncesinde emin olmamız gerekiyor. Ayrıca parçalar ölçümcüler arkadaşlar rastsal olarak yani karışık olarak vereceğiz ve ölçümcüler hangi parçayı ölçtüklerini bilmiyor olacaklar. Bunun için de genelde parçaların gözükmeyen yerlerine numara ya da indis vuruluyor, yazılıyor ve o parçalar operatörlere karışık olarak veriliyor ve operatör hangi parçayı ölçtüğünü, hangi parçayı okuduğunu bilmiyor. Beklentimiz de bu zaten arkadaşlar. Beşinci adım uygun şartların sağlanması. İşte burada arkadaşlar yine sık yapılan hatalar. Genelde MSA çalışmaları laboratuvar ortamında yapıldığı zannediliyor. Ancak MSA arkadaşlar o ölçüm ekipmanının kullanıldığı yer neresi ise orada yapılmalı. Haliyle kullanıldığı şartlar da o ölçüm ekipmanının ölçüm sonuçları açısından önem arz ediyor. Ölçüm ekipmanı örneğin çok böyle sıcak bir ortamda, titreşimli ve tozlu bir ortamda rutinde çalışıyorsa biz o ölçüm ekipmanını getirip laboratuvarda eğer MSI yaparsak doğruyu vermeyecektir. Ölçüm ekipmanında şartlardan kaynaklı bir takım varyasyonları görememiş olacağız. Ya haliyle ölçüm ekipmanı mutlaka e, hangi şartlarda, hangi ortamda çalışıyorsa o şartlarda yapılmalıdır. Ancak burada Özel bir şart hazırlanacaksa eğer kullanıldığı yerde operatörlerin sağlıklı ölçüm yapabilmeleri için ve söylenenleri duyabilmemiz için ölçüm sonucunu etkileyecek ya da değerleri etkileyecek titreşimden, ısıdan, aşırı tozdan, görüntü kaybından uzak bir nokta belirlemekte fayda var. Sonraki adım arkadaşlar. Artık birinci operatöre 10 tane parçayı, belirlediğimiz 10 tane parçayı karışık olarak veriyoruz. Birinci operatör bu 10 tane parçayı ölçüyor, sonuçlarını bize söylüyor. Biz bir rapora kaydediyoruz. Sonra yine parçaları karıştırıyoruz. Aynı operatöre aynı parçaları yine karışık bir şekilde ikinci defa ölçmesi için veriyoruz, teker teker veriyoruz. İkinci birinci operatör bu çalışmayı tamamlıyor. Sonra 8. adım yine aynı operatör hala var karşımızda. Yine aynı 10 tane parça var. Bu sefer yine karıştırıyoruz 10 tane parçayı. Bu aynı operatöre bir kez daha karışık olarak teker teker veriyoruz ve okuduğu değerleri raporumuza kaydediyoruz. Arkadaşlar, birinci operatörü gönderiyoruz artık. İkinci operatörümüz sıraya geliyor. Veya biz ikinci vardiyaya geliyoruz. Birinci vardiyada yapmıştık birinci adımı. İlk 6 ile 8 arasındaki adımı. Sonrasında ikinci vardiyaya geldik. İkinci vardiyada da aynı ekipmanı kullanan operatör ile 6, 7 ve 8 numaralı adımları aynı şekilde bir kez daha gerçekleştirdik. İkinci operatör ile. İkinci operatörü gönderdik. Bir sonraki vardiyaya geldi. Aynı işlemleri üçüncü operatörle de gerçekleştirdik. Dikkat. Burada tekrar ediyorum özellikle Operatörler hangi parçayı ölçtüğünü kesinlikle bilmeyecek arkadaşlar. Ölçümler karışık yapılacak. Yani ilk birinci parça, ikinci parça, üçüncü parça şeklinde verilmeyecek operatöre. İşte öncelikli olarak beşinci parça, sekizinci parça, birinci parça şekliyle karışık olarak arkadaşlar verilecek. Buraya kadar bu üç tane operatörün de kesinlikle ölçüm okuma anında aynı metodu kullandıklarından emin olacağız. Operatörler bu çalışma sırasında metodu değiştirmemeliler. Aynı zamanda operatörlere hızlı olması gerektiği, doğru ölçmesi gerektiği, ekipmanı amana doğru gönder, baskıyı iyi yap, şuradan sıkı tut falan gibi operatörü yönlendirici baskılardan da bu çalışma boyunca arkadaşlar kaçınıyor olacağız. Eğer buraya kadar hakkıyla bu prosesi gerçekleştirirsek elde edeceğimiz sonuçlar prosesteki yani ölçüm sistemi analizinin arkadaşlar gerçek değerini bize verir. Hiçbir etki olmadan gerçek değerini verecektir. Sonra 11. adım olarak sonuçları analiz edeceğiz. Sonuçları analiz ederken hatırlayalım. Geç arara bakacağız. NDC'ye bakacağız. Eğer geç ararda bir sorun varsa tekrarlanabilirlik ve tekrar yapılabilirlik değerlerini hangisi büyükse ona kanalize olmak için onları da inceliyor olacağız arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi çok basit birkaç adımdan oluşuyor. Eğer şartlara doğru hazırladı isek ve sıralamayı da doğru yaparsak, operatörleri doğru seçti isek, parçalar doğru belirlendiyse ve çalışma sırasında operatörlerin de aynı metodu kullandıklarından emin isek arkadaşlar, elde edeceğimiz sonuç artık bize gerçek olarak ölçüm sisteminin son değerini veriyor olacak. Peki şöyle bir önerim olacak arkadaşlar uygulayıcılara özellikle. Çoğu kişi ölçüm sistemi analizini sayısız kere yapmış olabilir işletmelerde. Bunun için kullandığınız talimat, prosedür veya dokümanlar olabilir. Onlara bir de böyle bir checklisti dahil edebilirsiniz. Her bir MSI çalışmasından önce şartları bir gözden geçirip şartların uygun olup olmadığı ile alakalı son bir gözden geçirme diyebilirsiniz aslında buna. Burada soruları ya da kontrol noktalarını arttırabileceğiniz gibi standartta 5 tane ölçüm noktasıyla aslında şartları sağlayıp sağlayamadığınızla ilgili karar verebilirsiniz. Birincisi tüm parçaların tolerans içerisinde olup olmadığını bir kez daha analiz edin arkadaşlar. Örneğin şöyle bir örnek yaptık geçmişte. Bakın çap 16 minimum 16.95 maksimum çap 17 olan bir iş parçası ile bir çalışma yapmaya karar verdik. 10 tane prosesten parça aldık ve 10 tane parçanın da arkadaşlar tolerans içerisinde olup olmadığını birinci adım olarak gözlemlememiz gerekiyor. Ölçüm sonuçları burada gördüğünüz gibi bizim çalışmayı yapacağımız ölçüm ekipmanından daha hassas bir ölçüm ekipmanıyla ölçmemiz gerekiyor. Ne demek istedim? %90 yani 0.95 bakın virgülden sonraki iki basamak gösteriyor ya. Buraya bir basamak daha koyalım. Virgülden sonra 3 basamak gösteren bir ölçüm ekipmanıyla parçaların tolerans içerisinde olup olmadığını önce bir teyit edeceğiz. Burada küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Bütün parçalar örnek veriyorum 16.979 olmamalı. Bakın hepsi değişken olmalı parçaların. Burada baktığınızda bir tane bile yüzdelik toleransta aynı parçayı görmüyor olmanız lazım. Buradaki beklentimiz arkadaşlar şöyle bir normal dağılım eğrisi şeyi görmek, grafiği görmek. Alt toleransı üst tolerans olduğunu varsayıyorum. Burada 16.95 alt tolerans, 17.00 üst tolerans, 10 tane parça belirledik. 10 tane parça da arkadaşlar bu tolerans araları, aralıklarında Nominal değerlerde daha fazla, üst toleransta daha az, alt toleransta da daha az olmasını bekliyoruz. Böyle olup olmadığından önce biz emin olmalıyız. İkinci adım olarak ölçüm ekipmanının kalibrasyonlu olup olmadığını teyit edelim. Kalibrasyon tarihi geçmiş olabilir. Çok eskiden kalibrasyon yapılmış olabilir. Ölçüm ekipmanında kalibrasyon var ama sağa solu bozuk, kırık, gevşek olabilir. Bunları analiz etmemiz gerekiyor. Bu ekranda gördüğümüz gibi işte yakın tarihte bir ölçüm ekipmanı kalibrasyonunun yapıldığını anlıyoruz. Dolayısıyla kalibrasyon açısından da cihazımızın uygun olduğunu varsaydık. Sonra ölçüm ekipmanının hassasiyeti uygun mu acaba ona bakacağız. Yani şuradaki belirlediğimiz toleransları bu ölçüm ekipmanı ile yakalayabilir miyiz bu farklılıkları? Hassasiyeti uygun mu? Buna da arkadaşlar şöyle bakıyoruz. Bakın burada ki toleransın toplamı 0.05. Mutlak değeri arkadaşlar 0.05. Dolayısıyla seçeceğimiz ölçüm ekipmanının ya da bu ölçüde kullanacağımız ölçüm ekipmanının toleransı 1 bölü 10 daha hassas olması gerekiyor. Yani 0.005 milimetre hassasiyetli olmalı ya da ondan daha hassas. Burada olduğu gibi mikrometrele örnek vermişiz mikrometre 0.005'ten daha hassas yani 0.001 daha hassas gösteren bir ekipman. Dolayısıyla ekipmanımız da aslında buradaki iş parçasında tanımlanmış olan toleransları göstermeye muktedir, yakalamaya muktedir olduğundan emin olduk. Sonra geçen hafta belirttiğimiz Type 1 diye adlandırdığımız ölçüm ekipmanı acaba kararlı mı? Kalibrasyonludan biraz farkı vardı hatırlayın kalibrasyon yalnızca doğru mu gösteriyor ona bak gösteriyordu bize veriyordu. Ancak Type 1 yani ölçüm ekipmanı yeterliliği ise tekrarlı sonuçlarda acaba hep yakın değerleri gösteriyor muydu? Onun sonucunu bize veriyordu. Dolayısıyla bir MSI çalışmasından önce ortalama aralıktan önce Type 1 açısından da ölçüm ekipmanı uygun mu ona da bakmak gerekiyor. Ona da baktığımızı varsaydık bir önceki hafta itibariyle. Son olarak arkadaşlar ölçümcülerin birkaç tane onları ölçüm yaptırmak suretiyle, deneme ölçümleri, antrenmanlar yaptırmak suretiyle onları gözlemleyeceğiz ve ölçüm metotlarının doğru olup olmadığını kanaat getireceğiz. Eğer buraya kadar tüm adımlar uygun ise artık real olarak ölçüm sistem analizi metotlarından olan ortalama aralık metodunu başlayabiliriz arkadaşlar. Bir tane örneği PowerPoint'a aktararak yapmak istedim. Bu formatı herkes biliyordur. Mavi kitap örnek arkadaşlar, değerler direkt oradan birebir alınmıştır. Ee, biz Excel kullanıyorsak verileri girdikten sonra otomatik olarak tüm değerler geleceğini belirtmiştik zaten. Ya da yazılım kullanıyor olabilir bazı iş şirketler. Yazılımlarda artık bu hesaplamalar yapılmıyor olsa da ben kısaca hızlı bir şekilde formülasyonlar ve sıralama ile ilgili üzerinden geçiyor oluyorum. Birinci adım ölçümcülerin tamamıyla ilgili veriler ekrana gördüğünüz gibi girildikten sonra arkadaşlar birinci adım her bir ölçümcünün her bir parçayla alakalı ortalamaları yazılıyor. Örneğin birinci ölçümcünün birinci parçadaki 3 denemesi sonucu elde edilen değerlerin ortalaması. Hepsi böyle giriyor. Sonra max ve min arasındaki e, aralık arkadaş renci hesaplanıyor. Ve ilgili formun e, aralıklarının ortalaması, aritmetik ortalaması bölümüne kaydediliyor. Sonra buradaki değerler arkadaşlar yine formdaki ilgili yere aynı kullanılmak üzere aktarılıyor. Sonrasında buradaki üç tane değerin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle bir sonraki sayfalarda da kullanılmak üzere R değerlerinin ortalamalarının ortalaması çıkıyor arkadaşlar. Sonra aynı uygulamalar dene, her bir parçayla alakalı. Burada ilkinde denemelerle ilgili, her bir parça ileydi. Şimdi denemelerle ilgili yapıyoruz. Birinci denemelerin ortalaması, ikinci denemelerin ortalaması, üçüncü denemenin ortalaması şeklinde ve aralıklarla ilgili olan yapılan tüm faaliyetler aynısı burada da yapılıyor. Bütün denemelerle ilgili, yani örneğin Hasan adlı operatörün 10 tane parçadaki birinci denemesinin ortalaması. Yine Hasan'ın aynı 10 parçadaki ikinci denemesinin ortalaması. Yine aynı ölçümcünün aynı 10 parçadaki üçüncü denemesinin ortalaması. Ortalamaların ortalaması. 3 tane ölçümcü ortalamalarının kaydedilmesi ve yine oradan gelen tüm ortalamaların aynı forma kaydedilmesi. Bunlar güzel yapılıyor dedikten sonra oradaki üç tane değer buraya tekrar geliyor arkadaşlar. Burada sayf ikinci sayfada tekrarlanabilirlik, tekrar yapılabilirlik ve yüzde geç arar değerleri burada formüllerde de gözüküyor. Buradaki yerlerine koyulduğunda sonuçlar ivedilikle arkadaşlar elde edilmiş oluyor. Ve toplam parça varyasyonuyla beraber ve toplam tolerans da olan bir Formülasyonla beraber de yüzde değerleri hesaplanıyor. Bakın burada arkadaşlar veriler girildikten sonra bütün değerlerin Excel'de ortaya çıktığını ya da çıkartıldığını gördük. Artık burada ilk bakacağımız nokta hatırlayalım yüzde geç arar değeri. Yani o değerin kabul değeriyle müşterinin bize vermiş olduğu, vermediyse yüzde onla karşılaştırılmasını yapıyoruz arkadaşlar. Örneğin burada %26.68 çıktı. Sonra baktığımız nokta hatırlayın NDC değeriydi. NDC değeri de 5 ve büyük olmasını bekliyorduk. Burada da 5.04 çıktı ve bunu 5 olarak alacağız arkadaşlar. Parça varyasyonu da bu arada hemen görüyor olalım. Parça varyasyonu da %96.38 yani %90'dan büyük çıktı. Güzel sorun yok. %99.99'dan küçük çıktı. Bu durumda ya parçanın makineye bir setup gerekiyor ya da bağlama fikstürlerinde kalıplarında işlerken rutin proseste bir iyileştirmeye ihtiyaç var mesajı veriyordu hatırlayın arkadaşlar. Şimdi sonuçları analiz edelim. %26.68 yüzde geç arar değeri çıktı. Burada artık bu %10 ile %30 arasında olduğu için sarı kategoride diyebiliriz. Bu süreçte biz bir iyileştirme yapıp yapmamaya, bu uygulamanın önemine yani safety karakteristik, kritik karakteristik olup olmadığına ya da müşteride yaratacağı etkiye bağlı olarak ve ölçüm cihazının maliyetlerine ve masraflarına bakarak arkadaşlar karar vermemiz gerekiyor. Buradaki örnekte olduğu gibi. Sonra peki %26'yı biz aşağıları nasıl çekeriz kabul değerlerimize? Buna da aslında bir incelemek gerekiyor. Bunun için neye bakacaktık? Hatırlayalım. EV ile AV'yi karşılaştıracaktık. Bu örnekte AV değeri %20.4 0.4, EV değeri %17.62 çıktı. Dolayısıyla burada AV değeri yani ölçümcü varyasyonu büyük çıktı. Bu durumda bizim kanalize olacağımız nokta arkadaşlar operatörler. Biz ölçüm ekipmanıyla aslında işimiz yok. Ölçümcülerle bir çalışma yapmalıyız. Buradaki ölçüm sistemi yeterliliğimizi kabul değerlerine indirebilmek için ya da çekebilmek için. Bu, cihaz, bu ölçüm arkadaşlar cihazı okumayla alakalı, cihazı kullanmayla alakalı, ölçme yeteneklerini arttırmayla alakalı, tekrarlanabilirlik yeteneklerini arttırmayla alakalı bazı uygulamaları eğitimler vererek onları iyileştirebiliriz. Onları iyileştirmek için yani biz çalışma yapmamız gerekiyor. Bu çalışmanın bu MSE verilerine bakarak onu görüyoruz arkadaşlar. Peki parça varyasyonu %95'ten büyük olduğu için burada da makine tekrar ayar yaparak prosesi bir yandan devam ettirmemiz gerekiyor. Proses örneğin CNC makine olduğunu varsayalım. CNC makinede bir metal parça işliyorsak o metal parçayı tutan ayaklarda bir şeyler olup olmadığını nasıl karar verdik? 95'ten 90 arasında olsaydı ayaklarda sorun vardı. Ama 95'ten büyük olduğunu gördüğüm için fikstürlerde, ayaklarda, kalıplarda sorun yok. Sorun makinede dedik ve makineye tekrar setup yapabiliriz dedik arkadaşlar. Peki buraya kadar biz sayısal verilere bakarak bir sonuçlar elde ettik. Ama bazen yanlışa sayısal verilerle analiz yeterli olmuyor. Grafiklere de incelememiz gerekiyor. Bu durumda grafikleri de incelemeyi arkadaşlar unutmamalıyız. Grafiklerle alakalı da her bir ortalama grafiği ve aralık grafiği ile alakalı da üst kontrol limitleri ve alt kontrol limitlerinin nasıl çizileceği ile alakalı formüller ekranda var. Yine söylüyorum. Otomatik yazılımlarda bunlar zaten çıkıyor. Excel'lerde bunlar gömülmüş oluyor. Doğru bir Excel, doğrulanmış Excel kullanıyorsanız bunları teker teker zaten hesaplamıyor olacaksınız bu verileri. Ancak grafiklerin analizleri arkadaşlar yorumlaması önem taşıyor, önem arz ediyor. Birinci grafik türümüz ortalama grafik, X bar grafiği. İki türlü oluyor, iki tip diye adlandırılıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ekranda gördüğünüz gibi bütün ölçümcülerin sonuçları yan yana olmak kaydıyla i̇şte örneğin Hasan'ın sonucu, Hüseyin ve Mehmet'in ölçüm sonuçları. Yani 3 tane parçayı ölçtüler. 3 tane parça arasındaki ortalama değerlerin grafiği arkadaşlar bu. Buradaki beklentimiz bütün e, ölçümcüler için şu üst tolerans ve alt tolerans limiti var ya kırmızıyla çizilen arkadaşlar Buradaki 5 tane noktanın en az 10 tane ölçüm var ya en az 5 tane noktanın kırmızı çizgilerin dışında olmasını bekliyoruz. Limit dışında olmasını bekliyoruz. Yani ölçümcüler sistemi kandırmasınlar. Ezbere bir şey yapmasınlar. Sonucunu oradan göreceğiz. Dolayısıyla birinci bakacağımız nokta buradaki 5 tane nokta kırmızı çizgilerin dışında mı diye buna bakıyoruz. Ve ayrıca bu X bar grafikleri bize şu mesajı veriyor. Tüm ölçümcülere ait ortalama değerler acaba aynı karakteristliğe mi sahip? Ya da ölçümcüler arasında okuma farklılığı var mı yok mu bunun mesajını veriyor. Şu üç tane grafiği gözümüzde üst üste çakıştırdığımızda bu farkları görüyor olabiliriz. Örnek söylüyorum arkadaşlar. Çok böyle hassas olmasa da örneğin bir nolu parçaya bakalım. Bir her birinde bir nolu parça şuralarda çıkmış. Eğer bunlardan bir tanesinde şurada çıksaydı, örneğin Hasan adlı operatörün bir nolu ölçümü şöyle çıkıp sonra iki nolu parça falan çıksaydı, şunu diyecektik. Hasan adlı operatörün ölçme yeteneğinde bir sorun var. Ölçmüş olduğu aynı parçayı üç defa ölçtü. Üçünde de farklı sonuçlar diğerlerine göre çok farklı ortalamalar elde etti diyecektik. Hemen Hasan'la ilgili bir şeyler yapmalı mıyız acaba? Bir sonraki grafiklere bakıyor olacaktık. Bu X bar grafiği dediğimiz arkadaşlar bazı uygulamalarda şurada aşağıda gördüğünüz gibi de bir görüntü de elde edilebilir. Yani 3 tane ölçümcünün değerleri aynı grafikte üst üste konulabilir. Arkadaşlar bu da olabilir. Yani her ikisi de doğru uygulamadır şirketiniz hangisini kullanıyorsa ya da siz hangisini tercih ediyorsanız şu alttaki grafik Type 2 diye adlandırılan trafik, yani grafik arkadaşlar ama yorumu daha kolay gördüğünüz gibi 3 tane operatörü de çok net şekilde hepsinin değerini kaç yakaladığını ortalamalarının ne kadar olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Diğer bir grafik türümüz R grafiği idi. grafiği arkadaşlar tekrarlanabilirlik açısından verileri analiz ediyor. Burası önemli. Çalışanların ya da ölçümcülerin tekrarlanabilirlik aynı parçayla ilgili hep aynı değerleri mi yakalamış, ne kadar yakın seçmiş birbirine diye o sonuçları gösteriyor. Örneğin burada arkadaşlar şuradaki Hüseyin adlı operatöre baktığımızda sanırım 4 nolu 1, 2, 3, evet 4 nolu parçanın 3 defa ölçüm sonucu elde edilen değer arasındaki farklar çok yüksek. Tekrarlanabilirliği iyi değil. Hüseyin adlı operatörün arkadaşlar. Bu grafik bu mesajı veriyor. Genel olarak burada aradığımız nokta şu. Birincisi bir defa şuradaki kırmızı çizgiler yani üst tolerans limiti alt tolerans limiti genelde sıfır çıkar arkadaşlar. Sıfır olarak kabul edilebilir. Üst tolerans limitli üst kontrol limitlerinin bütün ölçüm aralıkları, değerleri acaba altında mı değil mi ona bakacağız. Bakın buraya bakıyoruz. Bir tane operatörün, ikinci iki nolu operatör Hüseyin'in ölçüm sonuçlarından elde ettiği verilerin arasındaki fark çok yüksek çıktı. Hüseyin'de. Hüseyin'in ölçüm yeteneği berbat diyebiliriz arkadaşlar bu noktada. Ona karşılık Hasan için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Hasan adlı operatör bütün ölçüm değerleri aynı parçayı üç defa ölçtü ve ölçümler arasındaki fark üç tane ölçüm değer arasındaki fark çok yakın. İşte aradığımız özellik. Mehmet'e geliyoruz. Mehmet'te de değişkenlik var. Mehmet için de şöyle böyle diyebiliriz. Eh işte diyebiliriz arkadaşlar. Değerler hepsi kabul değerimizin içerisinde. Ancak yine de bir birini iyileştirme eğer Hüseyin böyle olmasaydı e, Hüseyin de Hasan'a benzer bir karakteristik sergilemiş olsaydı hangi operatörü iyileştirmelisiniz deseydik Mehmet'i iyileştiririz derdik arkadaşlar. Çünkü bakın bir tane değer buradayken bir tane değer burada bir kararsızlık görüyoruz. Peki R grafiği bize hangi mesajı veriyor? Dolayısıyla birincisi tekrarlanabilirlik yeteneklerini gösteriyor demiştik. İkincisi de ölçümcüler ile parçalar arasında bir tutarlılık var mı onu gösteriyor arkadaşlar. Yani eğer ki bütün değerler kırmızı çizginin altında olsaydı tüm ölçümcülere ait aralık değerleri kontrol limitlerinin altındadır diyecektik ve ölçümcüler aynı şekilde çalışıyor. İyi çalışıyor. Bizim prosesimizdeki varyans varyantları ortaya çıkartabilirler diyebilirdik. Eğer ki burada olduğu gibi bir tane ölçümcüye ait aralık değerleri kontrol limitlerinin dışında ise o ölçümcü farklı bir şeyler yapıyor ölçme yeteneği yeterli değil. Hemen o ölçümcüyle bir çalışma yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yok eğer ki üç ölçümcünün de değerlerinden en az bir ya da birkaç tanesi kırmızı çizginin üst kontrol limitinin üzerinde çıksa idi, o zaman arkadaşlar şunu söylüyorduk. Bu ölçüm sistemi bu ölçümcüler için uygun değil. Bu ölçümcüler prosesteki hatalı parçaları ya da sağlam parçaları kaçırmada ya da ayıklamada arkadaşlar ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Bu operatörlere işleme ile beraber kesinlikle bir bu ölçüm ekipmanını kullanma ya da ölçme eğitimi mutlaka vermemiz gerekiyor. Aynı şekilde R grafikleri de iki türlü olabiliyor arkadaşlar. Yine üst üste gelen ve yan yana olan diyebiliriz. Üst üste gelene bakalım. Şu Type 2 diye adlandırdığımız. Burada da 3 tane ölçümcünün grafiklerini ya da karakteristiklerini aynı grafik üzerinde görüyoruz. Biraz daha kolaylık sağlıyor aslında. Bu görüntü bizlere sistemi analiz etmek